Evet arkadaşlar, yeni bir arıcılık videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilkbahar balını sağmış olacağız. Bugün tarih olarak 20 Mayıs 2020. Kısmet olursa şu an bunlara ben, tabii bundan önce hatırlarsanız birkaç gün önce ben bundan iki çıta bal almıştım ve onu da videosunu çekmiştim. O da şu an yayınlanmış olacak. Onun dışında şu an bunlardan toplam 5'er 6'şer çıta bal çekmiş olduk ama şu an asıl balı hasat edeceğiz. Tabii şu an yapacağımız bal sadece sırlanmış, full sırlanmış çıtaları almak olarak olacak. Onun dışında yarım sırlı ya da 3'te 2'si sırlanmamış çıtalar kuanda kalacak ve onları gelecek hafta Ramazan bittikten sonra kısmet olursa onları da süzme yapmış olacağız. Şimdi hızlı bir şekilde şu kuandan başlamak istiyorum. Şu an sadece bu kuanı size göstereceğim. Tabii önceden de bahsetmiştim. Yani damızlık kuan nasıl olmalı, ne kadar bal toplamalı ve nasıl, huyu nasıl olmalı? Şu an onları pratikte görmüş olacağız. Yani bu konuları ben neden damızlık olarak seçtim? Şu an arkadaşlar pratikte hep beraber görmüş olacağız. Bu konum arkadaşlar 4 kat. En alt katı kuluş kalıp, ondan sonraki 3 katı ballık. Yalnız şu katı daha sonra, yani kuluş kalıktı burası. Belli bir süre sonra ben bunu alta indirdim. Burada çok fazla bal olmayabilir. Ben buradan başlayayım. Boşmuştu arkadaşlar. Güzel bir çıta. Şöyle bakabilirsiniz ama yani 3'te 1'i kadar sırlanmamış. Ben bunu bırakıyorum. Bu haftaya kısmet olursa ayın 28 Mayıs 2020'de süzülecek bunlar. Hayır, bunların hepsi bayağı bal var ama şöyle gördüğünüz gibi daha sırlanmamış. Sırlanmadığı için bunları almıyoruz. Balın biraz daha olgunlaşmasını bekliyoruz ki içindeki o cıvıklık, nem oranı azalsın. Bu arada arımızın sakinliğini görüyorsunuz. Çok güzel mum kabartmış, çok güzel bal getirmiş. Bunların hepsi aradığımız özellikler. Ben çoktandır arkadaşlar bu kuanı açmıyorum. Yani burada bal olup olmadığını bilmiyordum. O yüzden bu katı karıştırmış olduk. Ama en azından içindeki sırlanmamış bal miktarını da görmüş olduk. İyi oldu. Evet arkadaşlar, burada alabileceğimiz seçeneğimiz yok. Tekrar yerine. Arkadaşlar balımızın bir kısmı burada. Zaten ağırlığından belli. Şöyle bismillah diyoruz. Bu taraf sırlı, bu taraf da sırlı. Şöyle gördüğünüz gibi %90'ın üzeri sırlı. Bu çıtayı alacağım. Süpürge mi? Süpürge değil de. Bal koyacağımız bir yer lazım bize. Evet. Şunun içine koyarız. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 190 sırla.
Evet arkadaşlar, bu da aynı şekilde %90 sırlı. Arkadaşlar benim arımın cinsi karnıyol. Ben bundan önce birçok arı ırkıyla çalıştım. Hepsinin kendine göre güzelliği var. Ama en güzeli saf ırklarla çalışmak. Ya bu Kafkas olsun, Karnıyol olsun ya da diğerleri olsun, diğer kırma arı ırklar var. Hiç fark etmez. Önemli olan saflığı. Arı ne kadar saf olursa o kadar sakin olur. Tabiri caizse vurmaz diyoruz biz. Şöyle arkadaşlar, ben bu çıtayı çok beğenmedim. O yüzden kalacak bu. Normalde sırlanmış ama ara ara gözenekler boş. Bu haftaya kısmet olursa sağlayacak. Süzme yapılacak. Şöyle, benim aradığım çıtalar bunlar. Arı hem güçlü olacak hem böyle arkadaşlar ne yapacak? Çok güzel kabartma yapacak. Şöyle arkadaşlar, bir çıta daha, çok güzel. Bu kısmet olursa buradaki damızlık kovanlarımızdan toplamda 80 kilo bal hedefimiz var. Ve şu ana kadar biz yani tabi bu bal sahamından sonra belli olacak az buçuk. Bir de daha yaz balı var, temmuz balı var. Ama tahminimce bu 80 kilo kovan başı bal ortalamasını geçmiş olacağız. Çünkü sadece şu ana kadar bile görünen o ki her kovandan 50-60 rahat çıkmış olacak. Maşallah arı fullemiş geçmiş ama tabi bazen şöyle, gördüğünüz gibi az bir tarafı eksik kalabilir. Bunu almayacağım. Tabi bize süzme de lazım. Ve olgunlaşmış güzel bal da lazım. Onun için bu süzmeye kalacak arkadaşlar. Evet ve bu kovandaki balımız bitti. Pardon, bu kattaki balımız bitti. Daha alt katımız var. Normalde duman vurmaya gerek yok ama usulen biz bir duman vuralım. Boş çıtamız, daha doğrusu az dolu. Maşallah. Çok güzel. Sırlanmış bir çıtamız. Ara ara polen var. Biraz eski bir çıta ama ona rağmen alacağım. Evet arkadaşlar, bu tam sırlanmamış bir çıtamız. Bırakıyoruz. On numara bir çıta. Bu da arkadaşlar %100 sıralanmış bir çıtamız. Bu yıl bizim çevrede
Hava şartları iyiydi. Normalde yani 40 kilo bal alınıyordu ama bu yıl hem çok şükür yani seçtiğimiz domuzluklar çok iyi. Hem de mevsim şartları iyi geçti. Dolayısıyla kısmet olursa kovan başı 100 kiloya ulaşırız. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu da full güçte. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok şükür bu da dolu. Evet arkadaşlar, diğer damızımızdaki bal ortalaması da böyle. Şu an göstermek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 full sırlanmış çıta. Tabi bu ilkbahar bal sağımı için çok güzel bir ortalama. Ve şu an muhtemelen içinde bir 20-25 kilo kadar daha süzme olacak. Yani dediğim gibi bu yıl kısmet olursa Temmuz boyuyla beraber biz 100 kiloyu bulmuş olacağız. Benim dileğim şudur ki arıya gönül vermiş olan bütün insanlar böyle güzel ırklarla çalışır ve bu kadar güzel bal alır. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı, sıcakla kalın. Hayırlı günler.